Bugünkü basın açıklamamızın ana teması öncelikle esnaf kredi kefalet kooperatifinde olan değişiklikler, kredi veriminde olan değişiklikler konusunda esnafımızı bilgilendirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz esnaf kefalet kooperatifleri Marmara Birlik nasıl üreticinin amiral gemisi ise esnaf kefalet kooperatifleri de esnafın amiral gemisidir. Şu ana kadar esnafa verdiğimiz 120 milyar lira plasmanımız bulunmaktadır. Ve de son derece düşük bir faizle. Tabii son ekonomik kriz dolayısıyla bir takım önlemler alındı ki bu önlemler de doğru önlemlerdi. Biz olandan memnunuz. Örnek vermek gerekirse 100 bin lira para bir esnaf bankadan alırsa bizden alacağı paranın iki katını faiz ödemek zorunda kalıyor. Şimdi bazı değişiklikler var yapılan. O değişiklikleri izah edeceğim size. Gelen genel bir okumak istiyorum konu başlıkları halinde. Kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan kredi faiz oranları ile ilgili çalışma yapıldığı ve 1 Mayıs tarihine kadar kredi kullanımının durdurulduğu hususunda daha önce duyuru yapmıştık. Kooperatif kredilerine ilişkin yapılan çalışma sonuçlanmış olup uygulamaya ilişkin hususlar bankaca şubelere genel mektupla duyurulmuştur. Yani bunu söylüyorum. Buna göre kooperatif kredileri faiz oranları tüm kredi türleri için bir yıla kadar vadeli kredilerde %7. Yani bizden alacağınız para bir yıl vadeli ise %7 faiz ödüyorsunuz. Uzun vadeli krediler ise %8. Bu biliyorsunuz 5'e 6'ya tekamül ediyordu. %2'lik bir fark var burada. Faiz oranları yeni açılan krediler için uygulanacaktır. Yani ben 23 senedir burada bu işlerle iştigal ediyorum. İlk defa bizim biliyorsunuz oynaktır faizlerimiz. İlk defa geriye dönük faiz uygulaması yapılmıyor. Yani bu zamana kadar alınmış krediler eski faiz oranları geçerli olacak. Bu zamana kadar alınan kredilerde eski faiz oranları geçerli olacak. 1 Mayıs'tan itibaren verilen krediler %7 ve 8'dir. Kredi vadeleri işletme kredilerinde azami 4 yıl olarak belirlenmiştir. Bu evvelden 5 yıldı, bu 4 yıl alındı. Yatırım kredileri 10 yıl, iş yeri alımında 10 yıl, araç alımında 7 yıl, ödeme periyotları 1-3 ay olarak belirlenmiştir. Yani bu bizde 6 aylık periyotlar halinde de ödeme vardı, 6 aydan 6 aya ödeniyordu. Ama aylık, 3 aylık, 6 aylıktı. 6 aylık kaldırdılar. 1 ve 3 aylık kaldı. Kredi talep eden esnaf. Evvelden yeni esnafa da biz kredi verebiliyorduk. Bugün dükkanı açsa yarın kredi alabiliyordu. Gerekli teminatları verebilirse. Şimdi buna da 1 yıl koşulu getirildi. 1 yıl. 1 yıllık esnaf olacak yani. Kredilerimiz 60 aydı. 60 aydı. Bu da 4 yıla indirildi. Yani 5 seneydi, 4 sene indirildi. Değerli dostlar, biraz seçimlerden sonra özellikle kredilerde bir yavaşlama söz konusu. Talep biraz fazla. Esnafımız biraz bekliyor. Dönem paralardan tedarik etmeye çalışıyoruz. Aldığımız habere göre bu ay içinde krediler tekrar bollaşacak. Krediler konusunda sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım, yoksa bir konuya geçeceğim. Değerli dostlar, Mudanya Esnaf Sanatkarlar Odası ve BESOP İşbirliği ile yapılan indirim anlaşması olan hastaneler aşağıda listelenmiştir. Yani biz ve üst kuruluşumuz olan BESOP birlikte yaptık bu çalışmayı ve de özel hastanelerde %25'lere, %27'lere varan bir indirim sağladık esnafımıza. Bunun bir koşulu var. Esnaf odası kimlik kartını götüreceksiniz ve indirimden faydalanacaksınız. Şu anda bunların daha arkası gelecek ama ilk etapta bunlar
tüm esnaf bundan faydalanabilir. Şoför esnafı da, esnaf odasına kayıtlı esnaf da faydalanabilir. Özel Esentepe Hastanesi, Ceylan Hastanesi, Pembe, Bursa Pembe Mavi Hastanesi, bu doğum hastanesi, Konur Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Anadolu Hastanesi, Bursa Hayat Hastanesi, Özel Doruk Hastanesi, Mesan Ağız ve Diş Sağlığı, Yeşil Beyaz Dent Ağız Sağlığı, Milim Dental Ağız Diş Sağlığı, Özel Hira Ağız Diş Sağlığı, Dünya Göz Hastanesi, İris Protez Göz Merkezi, Burfiz Özel Sağlık Hizmetleri. Bunlar ameliyatlar dahil, muayene dahil, konunun başında da söylediğim gibi, sözlerimin başında da söylediğim gibi %25'lere, %27'lere yakın esnafımız, esnaf ve sanatkarımıza indirim sağlamak.